Selamlar sevgili dostlar, ben KDD'den Emre Kırcan. Oyunumuzun 4. bölümüyle başlayacağız fakat şöyle bir şey yapacağız. Oyun bize eğitim videolarını yaptı. Sonradan standart mod, paralı asker seçimi ve zindanlarda keşfedin, sözleşmeleri tamamlayarak dünya dolaşın tarzında bir oyun varmış, modu varmış. Fakat biz giriş bölümünden başladık. Tamam mı? Buradan başladık. Görevleri yapmaya çalıştık. Burada ana hikayeyi oynadık. Görevleri yaptık. Sonunda da bir boss var. Boss'u da bir türlü öldüremedim. Benim yeteneksizim. Onun için devam etmeyeceğim abi buradan. Onun için deyip duruyorum. Onun için abi kaydedecek onayla bir şey yapacağım. Şu hikaye moduna bir başlayalım bakalım. Başlat. Yeni oyun. Macera. Standart bir paralı asker seçim ve hikaye başlayın tarzında başlayan hikaye modunu başlayacağız abi. Asıl oyuna şimdi başlayacağız aslında. 3 bölüm. Bir nevi eğitim oyunu oynadık ve çok zor bir kısmını oynadık. Ostrog bir hafta sonra diyor. Büyük ihtimal oradan kaçtığımız hikaye var. Veron. İşte buradayım. Karavan gitti. Bacağım sakatlandı. Adamların yarısı öldü. Yarısı da kaçak veya hain oldu. Patronun şükür ki en azından Stoneshard elimizde. Stoneshard'mış onun ismi. Stoneshard'deymiş. Eğer bu ne olduğu belirsiz tarikatla uğraşacağımı bilseydim bu pisliğe bulaşmadan önce 3 kez düşünürdüm. Bu tarz bir macera için çok yaşlıyım. Ah şu an. Brian'le güzelce bir konuşabilsem neler olduğunu sorardım. Bu şeyi 30 yıldır yapıyorum ama kendimi hiç böylesine zor bir durumda bulmamıştım. Brian'a geri dönmem gerekiyor. Oraya tek başıma gidemem. Bu yüzden seni çağırdım. Bir zaman sana nasıl yardım ettiğimi hatırlıyor musun? Şimdi bu iyiliğine karşılık verme zamanı. Kahretsin. Çok uzun zaman oldu. Söyle bana neler yapıyordun? Şimdi buradan galiba bir karakter seçeceğiz. Koruyucu, bakire şövalye, kaçak sahire. Eski çağlardan karakter yaratı var. Bu beta sürümü yok diyor. Aa! Yanlış oyun mu aldık lan biz? Şu güçlü bir savaşçıya bakıyor. İntikamcı. Hak ettiğini bulur. Çılgın öfkesi. Kılıç, balta, kalkan diyor. Mızrak falan filan. Kılıç, topuz, büyük kılıçlar, kalkan. Hançerler. Velmir oynayalım ya. Velmir öyle mi? İlginç. Her neyse sadede gelelim. Şimdi işe koyulma zamanı. Olay şu ki bu bacakla Brian'a kadar yürümem. Yani beni sırtına taşımayı planlamıyorsan. Bir araba ve atla ihtiyacımız var. Yine de şanslıyız. Sen yokken köyün ihtiyaçlarıyla konuştum. Bir anlaşma vardık. Onun için birkaç sözleşme tamamlayacağız. Bize bir araba ve 2 at verecekler. Sözleşme için endişelenme. Mühim bir şey yok. Ortaklar ve eşkıyalarla nasıl başa çıkacağın konusunda tavsiyeme ihtiyacın olduğunu düşünmüyorum. Köyün ihtiyarı sana detayları anlatacak. Hemen gitmesin. Kaybedecek zamanımız yok. Ah az unutuyordum. İşte bölgenin haritası. Bunu benden çok sana senin daha çok ihtiyacın olacak. Hancıya bölgedeki havadisleri sorabilirsin. Konuşkan bir tip değil. Bir tip. Değil diyorum. Bir tip. Sorularına cevap vereceğim eminim. Görüşürüz. Şimdi. Şu kupaları alalım. Karakterimize bakalım. 2 tane zımbırtımız varmış. Hiçbirini kullanamıyoruz. Çünkü niye kullanalım? Ya bunu kullanabiliyormuşuz. Ayrıl. Fırsat saldırı tetiklemenin şansını yere düşürür. Kavisli tekme. Etkileyen enerji. Bir daha olsa olumsuz fizik zihinsel etki alındığında 5 tur için 50 metanit verir. Güzelmiş. Güçlü tekme. Kavisli tekme yapalım. Birazcık hızlı olalım. Güzel. Bizimiz çok tatlı değil mi? Bu harita sembolü kaydet noktasının yerlerini gösterir. Oyunu kaydetmek için bu taverna, oda kiralamak, bir su uyumak gerekir. Eğer temizlenmiş kamp yerlerinden bir oralarda kayıt edebilirsin diyor. Oyundan çıkmak ilerlemeyi kayıt eder. Ama bu kayıt oyuna girdiğin anda silinir. Standart modda oynarken ölürsen kayıt yeniden devam eder. Öldü bitti de kayıtlar geri döndürülemez şekilde kapanır. Okey. Şunu alayım. Şu testi alayım. Şu adamla bir konuşalım. Oyunu kaydetmek isteyebilirsin. Sorularım var. Biraz konuşalım. Elveda. Sorularım var. İhtiyarla konuşmam gerek. Onu nerede bulabilirim? İhtiyarımız Odar. Köyün tam ortasındaki BD binasında yaşar. Köyün ortasında BD binası mı olur lan? Hemen pazarın önünde. Fark etmemen imkansız. Biraz para kazanman gerekiyorsa onu ziyaret etmelisin. Bizim sözleşme şefimizdir. Sözleşme şefi mi? Kasabadan bahset. Köyümüzün adı Ostrog. Tamam. Hayatsız uğrama şikayetçi değiliz. Değirmen yardımcı oluyor. Ve sağda solda birkaç çiftlik var. Bizim komşuları kıyaslarsak burada hayat bal gibi tatlım. Savaş az çok bitti. Göründüğü gibi. Taşralarımız için savaşacak pek aptal da yok. Okey. Etrafta olup biten bir şeyler var mı? Bu sefer okuyamıyorum ha. Kör olmuşum. Komşularla kıyaslarsak buradaki durum elbette daha sakin. Yine de kendine göz kulak olmasın. Köyü sebepsiz yere terk etmek kötü bir fikir. Her türlü haydut yollarda kol geziyor. Ayrıca düzen tarafından ne zaman inşa edildiği bilinmeyen birçok türbe var. Etraflarında gezmek güvenli değil. Bu düzen dedikleri vampir falan, yaratık, zombi ırkları. Ortaklar veya daha beterleriyle yüz yüze gelebilsin. Belki tam olarak aradığın şey de budur. Burada yaşayan insanlardan bahseder misin? Tavernanın. Aman boşver. Tavernanın adını umursamıyorum. Bir dahaki sefere. Ve bakalım bu neymiş? Ne bu? Ateşi yakıp söndürebiliyorum ama bu kadar. Ne yapmaya çalışıyorsun? Kör olduğunu mu düşünüyorsun? Hemen geri ver. Bu bir kazaydı, özür dilerim. Bunlara bakamıyoruz. Aa, bunu alsam. Aha. Ceza. Bir gün hapis cezası yatabilirim. Bu neymiş? Yem mercimek çorbası, ekmek. Burada ne varmış? Çalmayalım, ceza yiyoruz. Yukarı çıkalım. Kimsenin görmediği yerlerde çalmak lazım demek ki. Burada biri var. İkile. Okey. Kapıyı kapayalım. Sandığa bir şeyler koyabiliyor muyuz? Bu ne? Kanama direnci 5. Peki bu? Fiziksel direnç artı 15 falan. Ama diyor... Neyse şunu şuraya koyalım. Şunu şöyle alalım. Şunu şuraya koyalım. Suyumuz var. Bir miktar paramız var. Şu zımbırtıları buraya atsak. Bunları satarız ya. Şu çalıntı. Tamam. Buradan çıkalım. Buradan alınacak bir şey var mı? Yok. Buralardan bir şey çalma diyor. Çalarsan yakalanırsın. Yakalanırsan kafanı gözün kırarız senin diyor. Kediyi çalabiliyor muyduk acaba? Neyse. Git hemen. Niye lan? Kaybol. Hapse girerim. Bir günlük hapse girmeyi tercih ediyorum. Niye para vereyim lan hapse girmek varken? Yürüyüşe bak. Çok saçma. Bir daha hırsızlık yapmamam gerektiğini öğrenmiş olduk. Evet. Haritada ne kadar yavaş açılıyormuş ya. Ne satıyorsun? At. Açlığı -20 şey yapıyormuş. Bozulma süresi bir gün. Bunlar bozulabiliyor ama. Sen ne satıyorsun Pampa? Seni biraz sakalım. Nasıl olur? Sana bir iş teklifim var. Sana ne satardı? Ne bulsa paralı askerler, ne olsa falan filan. Her şeyin yararlı olabileceğine inanıyorum. Her şey satılabilir. Ticari zekan konuşsun. Ne satıyorsun? Bu ne be? Uyku matı. İleride kaydetmek uyumanızı sağlar. Kaydetmenizi ve kaydetmek için okey. İlginç bir şeymiş ve bu kadar büyük bir şey taşımak istemiyorum. Onun için benim mızrağım seninkinden daha iyi gözüküyor. Neymiş acaba? Kontrol direnci ve ağrı bilmem nesi şey yapıyor. Bunu alabilirim. Bir dakika. Bunu alayım ya. Alayım lan, ne olacak? Güzel. Oha, çok pahalıymış lan. Geri verebiliyor muyuz? Aa, çok pahalı bir şey satın aldık. Yanlış yaptık. 32 altınımız kaldı. Lanet olsun ya. Şunları satabiliyor muyum? Al Pampacığım, bunlar senin olsun. Bu ne? Üzüm. Çok bir açlık, susuzluk falan gidermiyor. Kesemiz var. Bunu üzerine dök, birleştir, bırak, iç, sat. Satmayacağım çünkü suya ihtiyacım olabilir. Yiyecek dükkanına gidelim bakalım. Mallarına göz atmak istiyorum. Bu ne? İspirto. Şu ne kadarmış? 23 altın. Bundan bir tane daha mı alsam ya? Boş ver ya. Şurada ne varmış? Bir mallarına göz atayım bakayım. Yumurta. Şu ne kadar açlık direncik? Oo, bunlar çok pahalıymış. Neyse. Şurada bir şey daha var. Bu neymiş? Bir de buna bakalım. Bir mallarına göz atmak istiyorum. Oo, benim krallar buradaymış. Güzel. Maymuncuk. Aa, maymuncukların şeyi var. 3 kere kullanabiliyorsun. Bu ne be? Bu ne işe yarıyor? Ya böyle fırlatılan bir şey mi bu? He, yere atıyorsun, düşman ilerleyemiyor. Güzel. Buraya giremiyoruz. Bu ne? Kuyu suyu içildi. Kuyu suyu içildi. Şu kadınla konuşalım bakalım. Mallarına bir göz atmak istiyorum. Bu ne la? Yumurta var. Yumurta. Ben açlığımı nereden görüyorum acaba ya? Bir bakalım. Belki buralardan bir yerden görüyoruzdur. Yazmıyor. Şuraya giremiyoruz. Şuraya giremiyoruz. Haritaya bakalım. Okey. Şöyle gezelim bakalım. Şu ne? Banotu. Ne işe yarıyormuş banotu bir bakalım. Susuzluğu arttırıyormuş. Savaş öfkesi veriyormuş bu. İyi dursun. Şu ne? Palamut. Palamut ne işe yarıyormuş? 2 altın. Açlığı çok az şey yapıyor. Ye. Palamut yedik. Palamudu yedik babam. Kankacığım sen ne satıyorsun? Bir mallarına göz atmak isterim. Bu şifacımız. 35 altın diyor. Bunu alırsam hiçbir şeyim kalmaz geriye. Onun için şu neymiş? Antitoksin. Bu da güzel ama paramız yetmiyor. Bitki özü. Bir dakika bunu alırsak. Bu zenginmiş. Bunları alamıyor muyuz? Alamıyormuşuz. Mesela çık desem ne oluyor? Köyün dışına mı çıkıyoruz haritada? Map'e bakalım. Evet, bu tarafa çıktık şimdi. Merhaba, yolda gezen bir adamım ben lay lay lay. Ormanı gezelim. Bir şey buldum. Ne bu? Mantar. Açlığı biraz götürüyor. Tamam. Şu an aç değiliz. Yemeyeceğiz onun için. Ha, bir mantar daha var. Onu da alayım. Şu an kare kare ilerleyeceğiz bu haritada. Çok da kare yok. Velmir, Sleeping Spot, ilginç kamp, terk edilmiş at arabası, in, yol kenarı, avlanma alanları falan. Aha meyve. İyi aç kalmayacağız. İyi ki yemeğe para vermemişiz. Şu ne? Köy mantarı. Kuzu mantarı. Parça parça haritayı böyle gezeceğiz. Burada pek bir şey yokmuş. Köyünün yakınındayız. Şu an burada aman aman bir düşman olacağını düşünmüyorum zaten. Böyle tekme atıyoruz. Okey. Bu da büyü gibi kullanılıyor tekme. Çok kötü değil. Keyfimiz yerinde. Bayağı toplayıcı olarak takılıyoruz şu an. Burada hiç düşman yok abi. Aha meyve. Mantarlar var, onları alalım. Bu ara malzeme olarak bayağı bir şey topladık ha. Bunları satabiliriz. Para eder mi bilmiyorum ama. Şurada bir şeyler var. Bunlar neymiş? Bunları da toplayalım. Burada aç kalmayız bize. Tüm oyun böyleymiş. Düşünsene ormanda dolaşıp şey topluyorsun. Ki biz bu haritada geziyoruz ya, bu harita niye işlenmiyor acaba? Abi bir saattir geziyoruz, hiçbir şey çıkmadı karşımıza ya. İlginç. Bir böcek möcek, kurt, fare, ıvır zıvır öyle bir şey çıkar yani oyunlarda. Oyun başında. Yani ormanda gezen herhangi bir yaratık, hayvan falan bile çıkmadı. İlginç. Bu ara okçu seçmişiz. Hadi bakalım bir aşağıda inelim. Oradan olacak. Bak burayı görmüş olduk. Burada bir arazi, burada bir arazi. Şuraya gitmemizi istiyor. Etrafta kuşların falan uçuşması çok sempatik olmuş, tatlı olmuş. Dur bakalım şuraya gidelim diyor. Git buraya diyor. Gidelim bakalım orada ne varmış. Doğru yerdeyiz değil mi? Acıkmaya başladık. Hemen yiyelim bir tane. Yemekten çok ne var ya? Heh. Ha bir çiçek. Banotu. Şurada bir şey daha var. Aha. Dur bakalım. Bu ne lan? Odun. Köylü dövneği. Aa, çok yanlış bir şey yedik. Zehirlendik lan. Aa, bu nasıl iş yapacağız? Yanlış şey yedik. Ya şişesi diyor. Bunlardan bizi iyileştirecek bir şey vardır ya kesin. Her şeyi yemeyeceksin aga, öyle işte. Başına bunlar gelir ya. Bu ne ya? Çiviler. İyi al. Bu neymiş? İyi yapılmış planya. Bazı bu eşya birinin işine yarayabilir. İyi tamam. Şurada bir şey var. Oku. He, bunlar soyguncuymuş. Bunlar soymuşlar. Şunu taşı. Hatta bunu, evet. Bunu ne yapacağız? Bunu alamıyoruz. Tamam, bu kadar. Öleceğiz galiba. Hadi. Öldük lan. Su nerede su? Biz neredeyiz abi? Tam doğru yere gidiyoruz. Bakalım hayatta kalabilecek miyiz o zamana kadar? Adamlar savaşarak ölmedik de zehirlenerek öldük değil mi? Komedi. Bakalım kurtulabilecek miyiz? Her mantarı yemeyeceksin kanka. Böyle oluyor ondan sonra. Heh, vardık. Neredeyiz abi biz ya? Varamadık bir türlü. Şu tarafa gitmemiz lazım. Şunu al. Şunu al. Bak. Bu dursun bir. Nerede o şey? İyileştik mi? Hayır, iyileşmedik. Aman Allah, ne kadar zor işmiş ya. Bu oyun cidden zor ha. En basit şeyde bak, bir tane mantar yedik. Yardır yerde köye gitmek zorundayız. Heh, geldik köye. Ama zehirli... Lenme olayı geçmiş değil. Bunlardan çalabiliyor muyuz? Aa, zehirlenme geçti mi? Yok, geçmemiş duruyor. Açtığımız da bitmedi abi. Neyi yedik arkadaş? La doy. Aa, sonunda. Ne oluyor lan? Nereye? Şuraya girebiliyor muyduk? Heh, bir yere girdik. Bakalım ne olacak. Görmedi kimse. Kimse görmediyse suçlu sayılmayız. Değil mi? Bakalım burasıydı galiba han. Bu oyunu kaydetmek istiyorum. Bir gün. Kustuk mu biz az önce? Acaba uyursak ölecek miyiz? Ha, bu odada uyuyor. Ben de burada mı uyuyacağım? Bakalım kaydedelim ne olacak. Ha, bak malzememiz burada duruyor. Şunları hep satacağız. Susuzluğumuz var. Bak dur. İç. Bu yanımızda durmak zorunda. Bundan bir tane koyalım şuraya. Malzemeler satalım mı malzemeler? Yok bunları ne koyuyoruz ki? Satılmışsın. Ama bir tane yedekte dursun. Yayı satabiliriz aslında. İp bunları satarız. Bu ip ne işe yarıyormuş? Bu ürün bazı satıcıların ilgisini çekebilir. Tamam. Bunlar hep satılacak malzemeler. Güzel. Birazcık ekmeğimiz var. Bunu yesem. Şu kılıç mılıç onları satalım marangoza. Değil mi? Karnımız doysun. Karın tokluğuna şu an takılıyoruz. Bakalım büyük bir para kazanacağımız bir iş olacak mı? Bu ne yapıyor? Seni buralarda gördüğümü hatırlamıyorum. Paralı askerlisin sanırım. Ne sattığıma bir bak. Avlanmak için dışarı çıkmaya karar verirsen bir şey bu işe yarayabilir. Ne satıyorsun? Bu neymiş? Bu ürün satıcının ilgisini çekebilir. Sığır postu. Bu neymiş? Bu uyku matı, tamam. Bu ne işe yarıyor? İniş karosunu yavaş yavaş yayılan bir duman oluşturur. Ha, duman bombası. Okey. Bu neymiş? Şunu satabilir miyim kanka sana? Evet satabilirim. Bunu. Güzel. Başka şunu marangozu satacağız. Sana değil. Marangoz uyuyor mu abi? Marangoz çık dışarı marangoz. Bu demirciymiş marangoz değilmiş. Herkes uyuyor. Nasıl olacak bu iş? Nöbetçi geziyor etrafta. Bakalım kılıçları satarsak kaç para kazanacağız? Ne haber Pampa? Sen de kimsin? Ah başka paralı bir asker daha. Her neyse. Son paralı asker ne oldu? Katil önemsemen birine benziyor. Benziyor muyum? Git Odar'a sor. Onlarla ilgilenen odur. Falan filan. Ben bir ayak takımından birisi değilim. Yeterince tecrübem var. Kendi sesini duymaktan sıkılmıyor musun? Diyor. Ha, kimseyi dinlemiyorsun. Ağzını açmadan önce benim kadar yaşa 60'ı devirdiğinde konuşuruz. Her neyse. Ne tür ürünler satıyorsun? Bir bakalım. Biraz konuşalım. Bilgilerini paylaşan bir hacıyla tanışmıştım. Seyahatte senin eski manastıra götürürse koruyucu elin kötülüklerden korumasını ve ev sahibine dua etmeyi unutma falan diyor. İnancımız ne kadar güçlüyse korumamız o kadar iyi olur. Dindar birmiş. Bir dahaki sefere konuşuruz kanka. Hadi görüşürüz. Terziymiş ama bize hiçbir şey satmadı. Okey. Bize bir şeyler satacak adam lazım. Map. Evet. Buraya zoom yapamıyor muyuz? Sembollerle. Tamam. Marangoz. Tamam. Marangozumuz burada. Ama giremiyoruz. Çünkü akşam. Abi ben sürekli acıkacağım ve açlıktan gebereceğim mi? Böyle takılacağım mı buralarda ya? Ama çok saçma bu durum. Bu ne? Banotu. Ne işe yarıyor acaba? Yine ip bir yerlerimizi zehirlemeyelim. Saman alırım. Her şeyi alıyorum anasını satayım. Köyde araklayacağımız pek bir şey yok. Gidelim de yatalım bari. Bu da sabah akşam orada kapının önünde mi oturuyor? Barın kapısının önünde. Gideyim ve uyuyayım. Aa bir dakika. Elmayı çalamıyorum. Niye? Alma diyor. Almayayım. Dinlenelim. Ve videoyu da burada bitirelim. İzleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.